Herkese merhabalar. Bugün sizlerle anne usulü ekşili sulu köfte yapacağız. Çocukluğumda annemin bize yapmış olduğu ve tadını damağımda kalan en güzel kış yemeklerinden bir tanesidir. Kış da iyice kapımızı çaldı. Artık böyle sıcak tencere yemeklerine ihtiyacımız var. Şimdi hemen malzemelerimi sayıyorum. 300 gram kadar çok fazla yağlı olmayan dana kıyma kullanacağım. Bu arada da ekleyerek devam edeceğim. 1 adet orta boy kuru soğanı rendeledim ve ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı yıkamış olduğum pirinçlerim. Bakın eğer siz pirince zararlı, biz pirinçle yapmak istemiyoruz diyorsanız bulgur da kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Şimdi toplamda 1 adet yumurtamız var. Sarısını ve beyazını ayırdım. Sarısını terbiyesinde kullanacağız. Akını da ziyan etmemek için içine bırakıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiberim var. Onu da ilave ettikten sonra yemeğimizin ilk aşaması olan köftelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Güzelce yoğuracağım. Köftemizi yoğurdum. Bir 10 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Soğanın suyunu emecek. Şimdi köftelerimiz kenarda dururken bizler de boş durmuyoruz. Şimdi benim havuçlarım çok büyük değil. Büyük boy kullanacaksanız 1 adet havuç kullanın. Benim gibi havuçlarınız küçükse 2 adet kullanın. Patatesim de öyle küçük olduğu için ben 2 adet kullanacağım. Evet, güzelce doğradım. Sıra patateslerimde. Patateslerimi de küp küp doğruyorum. Gördüğünüz üzere patates ve havucumuz da hazır. Şöyle kenara alıyorum. Şimdi gelelim toplarımızı oluşturmaya. Bir misket büyüklüğünde olursa görüntüsü de çok güzel olacaktır. Bakın şimdi yanıma böyle unlanmış büyükçe bir tepsi aldım. Ve yapmış olduğum topları tepsinin içerisine atıyorum. Bunlar yapa yapa birikecek. Şöyle bir katman oluşturuyoruz köftelerimizin üzerinde. Tüm kıymam bitene kadar köftelerimi oluşturmaya devam edeceğim. Köftelerimizi güzelce hazırladıktan sonra kenara alıyoruz ve tencereme bir miktar sıvı yağ aldım. İlk önce havuçlarımı ilave ediyorum ve soteliyorum. Sotelenen havuçlarıma patateslerimi ilave ediyorum. Yine bir miktar karıştırıp soteliyorum. Bir miktar patateslerle de döndürdüğüm havuçlarıma şimdi kaynak su ilave ediyorum. Toplamda 1,5 litre su ilave ettim. Ve bir 10 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Evet, 10 dakikada sebzelerimizi haşladık. Şimdi gelelim artık köftelerimizi ilave etmeye. Hafifçe karıştırıyoruz ve yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Evet değerli takipçilerim, bakın pişmiş olduğunun göstergesi, pirinçleri yandan patladı ama köftelerimizde patlama çatlama yok görüyorsunuz. Bunu da dışarını iyice unla kaplamamızdan ve kıymamızı yoğurduktan sonra 10 dakika beklettiğimiz için işte böyle çatlama patlama olmuyor. Şimdi gelelim terbiyesini hazırlamaya. Terbiyesi için İlk başta ayırmış olduğumuz yumurtamız var. Şöyle bir patlatalım. Bekleyince kabuk olmuş, onu atacağım. Şimdi sıkmış olduğum yarımdan biraz fazla limon suyum var. Ekşiliğini siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi limonumla yumurtamı güzelce çırpıyorum. Şimdi burası çok önemli. Biraz alıştırmamız gerekiyor ki yumurtamız kesilmesin. Bunu da yavaş yavaş veriyorum. Yumurta aniden pişmesin diye bu işlemleri
yavaş yavaş yapmanız önemli. Yoksa bütün emekleriniz zayi olacak. İçerisinde pişmiş bir yumurta görüntüsünü kimse istemez herhalde. Karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Evet, ılınmıştır herhalde. Şimdi tekrar ocağımızın başına geçiyoruz. Ilıştırma işlemimizi gerçekleştirdikten sonra şu köfteleri bulamış olduğumuz unumuzu da zayi etmeyelim, içine aktaralım. Onu da şöyle güzelce yedirelim. Evet, onu da güzelce yedirdikten sonra ocağımızın başına geçiyoruz. Ocağımın altı en kısıkta. Ve şimdi terbiyemi yavaş yavaş ilave ediyorum. Bakın böyle ip gibi yavaş yavaş ilave edelim. Sakın birden boca etmeyin. Yumurtalarınız pişer. Dediğim gibi çok kötü bir görüntü elde edersiniz. Evet, hepsini ilave ettim. Bakın bu şekilde. Şimdi ilave ettikten sonra da bir 10 dakika kadar bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. Tüm işlemimiz bu kadar. Yemeğim kaynadı. Ve ben hemen altını söndürdükten sonra bir miktar tuz ilave ediyorum. Tuz ilave etmemiştik hatırlarsanız. Güzelce karıştırıyorum. Sadece köftesine tuz ilave etmiştik. Şimdi yemeğimizi tabaklayacağım ve sunuma hazır hale getireceğim. Ben üzerini maydanoz ile süsleyeceğim. Dilerseniz siz maydanozu köftesinin içerisinde bile kullanabilirsiniz. Kıvamı da çok güzel oldu. Artık tabağımı alıyorum. Ve deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bu anne usulü ekşili sıcacık kış yemeğini yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Başka tariflerde ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.